Biz bugün buraya gazeteciliği savunmaya geldik. Daha önce de burada toplanmıştık biliyorsunuz. Yine aynı şeyi söylemiştik. Gazeteciliği savunacağız. Halkın gerçekleri öğrenme hakkını savunacağız demiştik. Onu savunduk, tutuklandık biliyorsunuz. Sonra Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla serbestiz bugün burada. İlk duruşmamıza geldik. İki saray arasında sıkışmış durumdayız. Birisi Kaçak Saray, öbürü Adalet Sarayı. Adalet Sarayı Anayasa Mahkemesi kararına uyarak bizi serbest bıraktı. Fakat Kaçak Saray'ın sakini bizi yeniden tutuklatmak için gördüğünüz gibi her şeyi yapıyor. Siyasi, hukuki, mali baskılarla karşı karşıya kaldık geçtiğimiz süreçte. Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadığını ve uymayacağını söyledi Cumhurbaşkanı. Birazdan içeride hukuk mu galip gelecek, bu emir mi, adalet mi hakim olacak, sarayın hükmü mü, bunu göreceğiz. O yüzden artık bizi aşan bir durum var burada. Sadece bizim davamız değil bu. İçeride tutuklu arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var. Onların da hakkını savunacağız. Ama artık onları da aşan bir durum var bu. Burada Türkiye'de hukuk var mı? Anayasa Mahkemesi'nin gerçekten hükmü geçecek mi? Bunu göreceğiz. Eğer o hükme rağmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen bir sarayın hükmü gerçek olursa, artık Anayasa Mahkemesi'nin herhalde başına bir kayyım atansa daha iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden biz haklılığımızdan eminiz. Yaptığımız haberin arkasındayız. Ve gerçek suçluların yargılanması gerektiğine inanıyoruz. O yüzden beraatimizi istemeye ve halkın haber hakkı alma hakkının hiçbir zaman halkın elinden alınamayacağını göstermeye gidiyoruz. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Erdem de konuşsun. Çok can söyledikten sonra çok kısa, gazetecilik suç değildir. Bugün biz burada bunu savunmakla karşı karşıyayız. Gazetecilik hiçbir şekilde suç değildir. Anayasa Mahkemesi kararıyla bizim yaptığımızın tek kelimeyle gazetecilik olduğu söylendi. Biz ayrıca bugün burada Anayasa Mahkemesi, ki hani Türkiye'de en üst mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin hukukunu da savunmakla karşı karşıyayız. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararının dinlenmemesi halinde onu burada, Anayasa Mahkemesi'nin hukukunu biz savunmuş olacağız. Ama esas olarak gazetecilik suç değildir. Hala bu kadar geriletilen, haklar bakımından bu kadar geriletilen ülkede gazeteciliğin suç olmadığını bugün bu mahkemede anlatacağız. Hepimiz için, sizin için, bizim için, hepimiz için bu elzem bir ihtiyaç haline gelmiştir. Benim de söyleyebileceğim iki kelime. Suç işlemedik, gazetecilik yapmaya devam.